İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı 11 kentte düzenlenen operasyonlarda 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçlerinde Halkların Demokratik Partisi yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin PKK-KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit edildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Size verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin. Bu hakkınızı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz mazluma ihanet etmiş olursunuz. Asla zalime merhamet etmeyin. Terör örgütü PKK'nın uzantısı Kürdistan Özgürlük Şahinleri Tak'ın üstlendiği çifte bombalı saldırıda yaşamını yitirenler toprağa verildi. Cenaze törenlerine eski cumhurbaşkanları ve başbakanların da dahil olduğu devletin üst kademesiyle siyasi parti temsilcileri katıldı. Bombalı araçla düzenlenen ilk saldırının meydana geldiği Vodafone Arena'nın yanındaki Beleştepe olarak bilinen yere çiçekler bırakılırken Beşiktaş Belediye Meclisi'nde alınan kararla tepenin adı Şahinler Tepesi olarak değişti. Saldırıya ülke genelinde birçok kentte düzenlenen yürüyüşlerle tepki gösterilirken toplumun tüm kesimleri tarafından kınandı.